iyi kötü internetten haber izleyen, iyi kötü sokağa çıkan, iyi kötü bu ülkedeki bu pahalılığın kaynağı ne kardeşim diye soran, yani pahalılığın sorumlusu CHP, yokluğun sorumlusu CHP, işsizliğin sorumlusu CHP, şehitlerin sorumlusu CHP, her şeyin sorumlusu CHP. Oysa CHP muhalefet partisi. Yani böylesine bir teflon iktidar, her şeyi sorumluluğu karşısındakine yıkan, hesap vermemek için karşısına yıkan iktidara karşı biz artık kendini savunan ya biz değiliz bunun sorumlusu demek yerine bu bu işin sorumlusu sensin. Evet. Dolayısıyla sen senle biz artık kafa kafaya çarpışıyoruz, kafa kafaya tartışıyoruz. Hiçbir şekilde senin yanında da değiliz diyen bir söyleme geçiyoruz. Evet, muhalefetin yeni bir söylemi gerçekten dünden itibaren e, oluştu. Bunun da devam edeceği anlaşılıyor aslında. Şimdi asgari ücret meselesini de konuşalım sizinle. Çünkü şu anda toplantı halinde hala bitmedi galiba Ergün Atalay e, ve de e, Vedat Işıkan'ın, Çalışma Bakanı'nın toplantısı Demiş ki uzlaşı olursa masaya otururuz, olmaz oturmayız demiş. Sanki bana böyle yine bir hani daha önce oynanan tiyatrolar evet. senaryolarmış, daha önce yazılmış senaryosu tiyatro oynanıyor gibi geliyor. Siz ne tahmin ediyorsunuz askeri ücretin belirlenmesi kaç pa e e para çıkar daha doğrusu bir, nedir söylenecek olan Şöyle, miktar? Önce şu tiyatro kısmını söyleyelim. Tiyatro. Bu biliyorsunuz bir bir komisyon var burada söz konusu. Bu komisyonun ee, çoğunluğu bürokrat. Ee, dolayısıyla da bürokratların e, Türkiye'de e, saraya birinci dereceden bağlı olduğu bir ortamda e, bunu bir bu göstermelik işte dostlar alışverişte görsün e, gibisinden bir e, çalışma olduğu belli. Bu bir PR çalışması yani komisyonda oturduk konuştuk konuştuk işte bütün kesimler konuştu da ancak buna geldik demek için yapılıyor bu. Benim tahminim 17 binler civarında bir şey olacağı ama bu zaten Özellikle son 6 aydaki gerçekleşen enflasyon yani TÜİK rakamlarına göre zaten %50'lere yaklaşmış durumda. Evet. E oradan baktığınızda zaten bu ancak ancak bu yılki enflasyonu karşılıyor. Hı -hı. Dolayısıyla yani 17 bin yaptıklarında hiçbir şey vermemiş oluyorlar önümüzdeki yıl için. Hele bir de bir yılda bir defa artıracağız diyorlar. Bunun anlamı şudur. 2024'te sizi aç bırakacağız. Hı -hı. Aç bırakacağız. Ama... Ama ilk üç ay biraz rahat edebilirsiniz. Şu seçime kadar. Seçime kadar azıcık yani şu 17 bin azıcık birkaç ay şöyle keyfini sürün. Mış gibi olsun. Ama ondan sonra zaten kimseyle işleri kalmıyor. Dört buçuk yıl boyunca e, istedikleri IMF programını uygulayacaklar. IMF gelmeyecek. Ama IMF'siz IMF programı nedir bu? Bu ekonomik çöküntünün bedelini Geniş kesimler ödeyecek. Yoksullar, işsizler, emekliler, asgari ücretliler, dar gelirliler, sabit gelirliler, memurlar, beyaz yakalılar. Bunlar ödeyecek bu bu bedeli. Oysa e, asıl ödemesi gereken kim? Bu arada zenginleşen kim? Vergileri bağışlanan kim? Yüz milyonlarca liralık vergilerinin üstü çizilen kim? İhaleleri, yağlı bağlı ihaleleri alanlar kim? E, bu kamu kaynaklarıyla zenginleşenler kim? Bu bankalara kur korunma mevduattan para yatıran o 600 milyon lirayı Tam cebine koyan kim? Türk İş 17.500 olsun demiş. TİSK ise en fazla 16.500 i̇şte, 16. olsun. Yani 17'de olmuş. De buluşurlar demek yani. 17'de bir buluşma ee, söz konusu. Evet, yani sizin, Türk sizin İş 17.500 dedikten sonra zaten o iş Türk İş o, bu rakamı verdikten sonra e, tabii. bunun üstüne zaten. E, Türk İş, iş bilmiyor mu benim bu söylediklerimi? Elbette biliyor ama Türk İş sendika mı? İşte o kadar, bu i̇şte kadar Sen dediğiniz gibi senaryonun tiyatronun Tabii. bir parçası. Ha bir de şunun altını çizeyim Ben ekonomist değilim ama yani takip ettiğim ciddi ekonomistlerin söylediği. Şimdi şöyle bir şey var. Asgari ücreti artırırız, tam artıralım ama o zaman tekrar enflasyon alevlenir ve verdiğimizin çok daha çoğu cebinizden gider. Boşuna hiç bu işe girmeyelim. Biz iyi bir sıkı para politikası uygulayalım, hiç bu sıkıntı yaşanmasın. Bu bir yalan. Bu bir yalan. Asgari ücretin enflasyona katkısı %5'ler seviyesinde. Evet. Oysa enflasyonun asıl kaynağı özellikle girdi maliyetlerindeki artışlar. Yani bu enerji tarafı var, bunun başka tarafları var. Dolayısıyla yani bu, bu bedeli yani yoksulları daha çok yoksullaştırarak yani sıkacak kemeri kalmayanları açlıkla baş başa bırakarak bir ekonomik model yürütemezsiniz. Dönecek kendine bakacak. Hı hı. Küçülecekler, daha az harcayacaklar, uçakları satacaklar, siyah arabalardan vazgeçecekler, makam odalarından vazgeçecekler, sarayın bilmem kaç bin odasından vazgeçecek, beşli çeteye ve benzerlerine bir lira yapılacak işi beş liraya verip dört lirayı birlikte kırışmaktan vazgeçecekler. Bunu yapmadıkları sürece de ve biz de bunlara bunu yaptırtmadığımız sürece de vatandaşımız açlıkla yoksullukla devam edecek. Evet. Dolayısıyla asgari ücret ne olursa olsun sonuç değişmeyecek. Sonuç değişmeyecek. Son bir dakikamız bu artık yeter kısmı burası için bence, de Bence bence sanki bu ben bilerek söylemiyorum. Sanki bu seçim sloganı da olacak gibi. Ben çok beğendim. Evet. Evet yani artık e, yeter. sosyal medyada çok paylaşıldı. Tabii. O duyguya sahip insan yeter sayısı giderek Cidden fazla. Yeter. E, ve işte Asgari ücret konusu tabii. işte tabii, e, tabii. terörle ilgili e, yapılan Düştünler siyaset... Düşsünler bu milletin yakasından yeter. Evet.